Hep birlikte ne oluyor lan diyoruz ve bugün sizlerle gençler evinde mobilyalar sayesinde gizemli yerler, gizli bölgeler veya böyle bayağı yer tasarrufu yapan insanlar izleyeceğiz. Daha fazlası için süperi beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum gençler. Yorumlara hepiniz yazın bakalım. Bu mobilyadan kullananlar falan var mı aranızda? Ve haydin bakalım başlayalım. Evet. İlk olarak gençler görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor lan o? Oha! Gençler görüyor musunuz? Bakın hop, basamak oldu ve böylelikle üst katı da değerlendirebiliyor gençler evindeki mobilyalarla. Ve bastığı zaman da altı da çekmece oldu. Vay be! Alın size bir de çamaşırlık. Normalde düşünün ne kadar yer kaplayacak. Böylelikle ne kadar tasarruf etmiş oluyorsunuz. Of, efsane. Bakın yine burası da açılıyor. İleriye doğru geliyor. Oha. Bayıldım. 10 üzerinden 10. Harbi bayıldım gençler. Çok güzel. Şuna bakın. Daha var mı ya? Evet, bunlar da ileri doğru gelen çekmeceler. Şu şey çok mantıklıydı. Alt tarafa bir tane yapıp üst taraftaki dolabı değerlendirebilmek acayip mantıklıydı. A, bakıyoruz şimdi. Bir sandalye oldu size, iki sandalye. Hı? Aha. Şöminenin orayı bakın çekti öne. Hop, buradan da kilidini açtı. Ve şöminenin tahtasını soktu ve gizemli yer. Öyle bir gizemli, oraya arkadaşlar anneniz altınlarını saklayabilir. Biliyorsunuz genelde evde böyle altınlarını veya değerli parasını falan saklayacak yer bulamıyor yaşlılar daha çok. Bakın oraya saklayabilirler işte. Oha, bu da çok güzel oldu ha. Hem de bakın ittiğinizde de bodrum katına iniş. Gizemli oda. Oha, gizemli odaya iniş, çok güzeldi bu da. Bu neymiş? Vay gençler bakın, hem böyle upuzun halka bank yapabilirsiniz, hem de böyle, bu da çok güzel. Piknikte falan çok lazım olur. Bu da efsaneydi ve sıradaki... Oha lan bu ne? Oha! Gençler aynalı bir bölme. İçine de televizyon yerleştirmişler ve döndürebiliyorsunuz. İnanılmaz mantıklı. Efsane bir şey. Düşünsenize, hem yatağınıza doğru çeviriyorsunuz. Sabah kalktığınızda da öne doğru, masaya doğru, oturma odasına doğru çeviriyorsunuz. Oha, çok güzel ve aynanın içinde televizyon da çok güzel durmuş. Efsane ötesi be. 10 üzerinden 10. Türk asın bayrakları Celal Yıldız. Oha bakın gençler. Televizyon sehpasının içinden masa çıktı. Ve alın size yemek masası. Böylelikle yemeği yedikten sonra da yeriniz yoksa toplayın ve tekrar güzelce içine gönderin. Mükemmel. Evi küçük olanlar için, dar olanlar için gençler efsane bir şey. Hop, gitti masa. Evet, burayı açıyorum ama bu neye yarıyor? O neye yarardı gençler? Bir şeyler doğramak için falan mı? Oha! Bu ne oğlum? Evin altından ne çıkıyor böyle? Asansör! Oha! Gençler evinizde yer kaplamayan asansör.
Vay be, çok güzel yapmışlar hem de çok estetik duruyor. Bayıldım buna da. Ve gençler bu da yine bir kapı ama kapıyı değerlendirme şekli. Adam kapıdan raf yapmış. Oha lan! O kadar büyük bir şeyi nasıl itebildi öyle? Çok iyi yapmışlar tekerlerini falan. Oy evet, evinizde gizli bölme yapmak istiyorsanız gençler alın size. Şuna bak, halbuki var ya baksanız asla kıpırdamaz gibi duruyor. Bu reis ne yapacak? Açtı. Da 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 da. Kitaplık açılıp içine yine gizli şeyler koyabilirsiniz gençler. Oy, bu da yine o aynanın benzeri. Mükemmel o. Abi mükemmel bir fikir. Bakın 360 derece döndürebiliyorsunuz gençler. Hem mutfak masanıza dönüyor hem de odanın diğer tarafına. Efsane bir fikir. Bu neymiş? Vay be, ot. Gerçi ama pancur diyebilir ama ters bir pancur. Vay be, artık pancurların gençler çaprazları da çıkmış. Normali biliyorsunuz yukarı aşağı vardır ama ben o çaprazları ilk defa gördüm. Efsane. Her boyuta da oluyor diyor. Hayatımda ilk defa çaprazını gördüm. Çok güzel. Bu da yine evi dar olanlar için çok güzel değerlendirebilecek bir şekilde. Bakın gençler, ayakkabılık, saklama odası, kiler. Alın size modern kiler. Oy orada bile var be. Çok güzel abi. Merdivenliğim olsa direkt yaptırırdım. Efsane fikir. Hem yer kaplamıyor hem de efsane bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz. 10 üzerinden 10'u. Oha! Yine çok güzeldi. İnanılmaz yer kaplıyordu. Yani yer kazandırıyordu. Bakın böyle süs gibi süs gibi duran bir dolap. Ama istediğiniz gibi açabiliyorsunuz. İçini de doldurun eşyayla. Yani dolapların içini doldurun ve tekrar küçültün. Evet bakıyoruz. Oy, böyle bir kiler girişimiz de olmaz mı be? Şuna bakın gençler. Of of, efsane. Bakın indiklere veya bodrum katına ve tekrar basıyor düğmeye. Hop, kapandı. Yine bir gizli bölme. Evinizde çok gizli işleriniz varsa alın size. Boom. Ve üzerinde tekrar gezin. Efsane fikir. Ve bakıyoruz. Banyoya geldik. Oha. Vay be. Oy nasıl saklamışlar odayı. Bu da efsaneydi. Bu ne la? Gençler ne bu? Aynı bu bizim şey Aksaray'daki çöplüklere benziyor. Aksaray'daki çöplüklere de böyle bunların içine koyuyorlar gençler. Şık güzel dursun diye sokakta. Aha. Lan araba mıydı o? Neydi lan o? Oha!
evin gizemli gizli odası. Boom. Yaşar giyinme odasını gardırobun içine yapmış. Hatta giyinme odası da değil. Gizli odayı gardırobun içine yapmışlar. Adamlardaki fantaziye bak be. Efsaneydi. Gençler görmüş olduğunuz gibi hepsi birbirinden güzeldi ya. O aynalı oda olsun, televizyonu döndürebildiğiniz. Bu yine gizemli yerler olsun, evin içine ekleyebildiğiniz. O dev dolap olsun, ileri gidip gelen. Çok güzel, çok efsaneydi. Sizler nasıl buldunuz? Kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Ve süper beğeni patlaması da yapmayı unutmayın. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Her gün saat 3'te yeni video geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.